edeceği bir başlangıç bölümünü bu meclisin durdurma kabiliyeti yok aritmetik olarak. Buyurun. Sayın Atiboğlu'na da sorayım. Bilge, bir saniye. Evet. Emin abime bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Türkiye'ye de söylüyorum. Bu anayasa değişikliği alabileceği en yüksek oy doğrudur. Aritmetik olarak bazı rakamlar ortaya koydu ama ben de o meclisteyim. 1,5 yıldır bu insanlarla birlikteyim. 360'ı geçebilir ama 400'ü bulma ihtimali %1 milyon sıfır. Tamam, 360'ı geçsin. Şimdi geleceğiz, Emin abi oraya geliyorum. Dolayısıyla ben istiyorum ki 360'ı geçsin, referanduma gidelim. Vallahi de Recep Tayyip Erdoğan'ın sonu olacak, billahi de Recep Tayyip Erdoğan'ın sonu olacak. Olabilir. Bu millet öyle bir tarihi şamar vuracak ki onlara bu referandum üzerinden. O 31 Mart'ta mesajı alamayan muhalefet partileri var. 31 Mart'ta mesajı alamayan bu Cumhur İttifakı var. Referandumda göreceksin Emin abim. Bu millet onlara öyle bir şamar vuracak ki bu şamar onları öyle bir ters yüz edecek ki bir daha minderden kalkamayacaklar. Ben istiyorum ki 360'ı geçsinler ama tekrar söylüyorum, dem olmadığı müddetçe 360'ı geçmeleri mümkün değil. Demle birlikte 360'ı geçmeleri için sizin de ifade ettiğiniz gibi birinci madde dahil olmak üzere değiştirmeleri gerekir. O zaman ben milliyetçi, ülkücü, 60 yıl boyunca bu ülkede ha bu vatanın ekmeğini yemişim, ha da uğruna kurşun diyerek bu vatan için canını vermekten imtina etmeyen, yani hakikaten ülkü denen Nazlı Gen'in Erdeşan ister, büyük devlet kurmak için büyük yürek ister diyen 5000 vatan evladını Mustafa Pehlivanoğlu'nun son nefesinde yaşasın Türk milleti, yaşasın Türk milliyetçileri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü deyişinin hesabını veremezler, veremezler. İnşallah dediğin gibi olur ama işte ben tehlikeyi söylüyorum. Evvela bu dedikleri sistemde geçtiği takdirde bu iş böyle yürüyecek. Referanduma geleceğini görüyorum. Ama bütün bunların hepsi tahmin. Şu taslakları bir görelim. Yani şimdi tabii baktığımızda muhalefet cephesinde zaman zaman gündem değiştirmeye çalışıyorlar gibi yorumlar da yapılıyor. Bunların çok ötesinde ciddi bir konu olduğuna dikkat çekiyor. Bir dakika müsaade ederseniz bir şey tabii daha bitireyim. Buyurun. Bu konu bir mecburiyet haline geldi. Bu konu dış konjonktüründe mecbur ettiği bir şeye geldi. Neden? Biz şu anda Kuzey Suriye'de olan oluşuma askeri olarak müdahale edemiyoruz. Orada duruyor. Kandil'i senelerdir elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, onu da halledemiyoruz. Ayrıca askeri olarak da netice alamadık. Sevelim sevmeyelim gerçek bu. Dolayısıyla bugün İran'ın da şimdi İsrail'in yarattığı sıkıntılardan bahsediyorlar. Ona da bir cümleyle söyleyeyim. Askeri olarak hiçbir tehlike bize teşkil edemez İsrail. Ama ekonomik olarak çok ciddi tehlike. Türkiye'nin ekonomisi berbat. Dışarıdan para gelmiyor. Swap'lardan veya carry trade'den gelen para yurt dışındaki Türklerin paraları işletiliyor burada. %30, %40 dolar faizi. Ki o da zaten vurgun yapmaya geliyor buraya. Onlar da ve ama unutmayın bunlar da yabancıların paralarından ziyade dışarıdaki Türklerin paraları. O geliyor. Emin şimdi, abim Japon teyzem bile Japonya'dan bankadan kredi çekip getirip Türkiye'de kur korumalı mevduata yatırdı. Yani bak, teyzelerim de getiriyor. Onlar doğru, onlar da, gidecek, onlar da ama da geri gidecek. Onun söylenmesi bile Türklerin dışarıdaki paralarını kamufle etmek için. Paranın çoğu yurt dışına kaçmış Türk parası. Şimdi böyle bir durumda Türkiye'nin eğer konjonktür dolayısıyla halletmesi gereken bir problem olarak orada duruyor. Şimdi Kandil tasfiye edilecek benim gördüğüm. Bu Amerika'nın da Rusya'nın da onayladığı bir program. Ve bu lafları Kandil'in de sızdırması boş değil. Abdullah Öcalan üzerinden yürütülen bir görüşme trafiği var. Bu pazarlıklar netice verir mi bilmiyorum. Cemal Enginyurt'un dediği gibi bir ay sonra bu pazarlıklar netice vermedi diye yine hendekleri görebiliriz. Onu bilmenin imkanı yok. Ama dış konjonktüründe zorladığı, Mehmet Şimşek'in de
tekrar söyleyeyim, şaşırtabilir. Mehmet Şimşek'in de onayladığı bir program, bir plan yürürlüğe konmuş vaziyette. Bunun tehdidi de askeri tehdit olarak gelmiyor bize ama ekonomik tehdit olarak masada. Evet, asıl büyük tehdit ekonomi, hep altını çiziyoruz. Şimdi şunu soracağım, bu arada şunu da söyleyeyim. Amber'in Zaman'ın bir iddiasıydı Al Monitör'de. Amber'in Zaman demek Kandil bunu sızdırdı demek bu görüşmeyi. Şimdi onu şunu da söyleyelim. Sonrasında bu iddia yalanlandı. Öcalan'ın avukatı diyor ki böyle bir durumdan haberdar değiliz. Karar Gazetesi'ne konuşuyor. Eğer böyle bir görüşme ya da haberleşme olsaydı avukatlar mutlaka bilgilendirilirdi. 2021'den beri hiçbir şekilde İmralı'dan haber alamıyoruz diyor. Bunu da bir not olarak ifade edeyim. Ben şimdi Sayın Atipoğlu'na şunu soracağım. Az önce Sayın Şirin'in ifade ettiği anayasada Türklük kavramının tartışmaya açılacağı, Atatürk milliyetçiliğinin tartışmaya açılacağı bu değişikliklere sizin de yakından bildiğiniz, tanıdığınız bir yapı MHP onay verecek mi? O zaman MHP ile Hüdapar'ı yine kol kola mı göreceğiz? Daha önce görmüştük gerçi ama. Evet. Tabii bir MHP'den bahsedemeyiz. Sayın Bahçeli'den bahsetmek lazım. MHP kurumsal bir parti olarak, sembolik olarak Türk siyasetinde var ama Türk siyasetindeki MHP adına gerçeklik Sayın Bahçeli. Çünkü Sayın Bahçeli'nin sözleri ve düşünceleri üstüne MHP'de bir tartışmanın yürütülmesi gibi bir sorun söz konusu olmaz. Yani MHP'nin ne bir başkanlık divanı fiili anlamda söz konusu ne de MYK'sı fiili anlamda söz konusu. MHP içinde bu kurumlar çalışmaz, işlemez. Böyle bir istişare mekanizması olmaz. Eğer çalışıp işleseydi en son TSK'daki Mustafa Kemal'in askerleriyiz söylemine bu şekilde tenakuzlu cevaplar gelmezdi. Malumunuz ilk başta MHP kurmayları Mustafa Kemal'in askerleriyiz sözüne ciddi manada destek çıktılar. Fakat 3 gün sonra Sayın Bahçeli'nin açıklamasıyla birlikte destek çıkanların hepsi geri çekilmek durumunda kaldılar. Onun için MHP üzerinden değil Sayın Bahçeli üzerinden o cenahın okumasını yapmamız lazım. Çünkü mesela diğer partiler siyasi faaliyetler yürütüyorlar. Miting yapıyorlar, esnaf gezileri yapıyorlar. MHP böyle bir şey yapmıyor. Diğer partilerin MYK toplantıları, başkanlık divanı, parti meclisleri, GİK toplantıları haber konusu oluyor. Oradan çıkacak haberler merakla bekleniyor. Ama MHP'nin böyle toplantılarının ne zaman yapıldığıyla ilgili bile basın mensuplarının ne ilgisi var ne bilgisi var. Çünkü oradan öyle bir karar çıkacağıyla ilgili bir durum söz konusu değil. Ya da genişletilmiş İl toplantıları, işte milletvekili toplantıları vesaire buralarda bir tartışmanın çıktığı, farklı görüşlerin beyan edildiği gibi bir şey söz konusu değil. O kadar ki MHP içinde farklı bir görüşü